İstanbul'a devam edeceğiz. İstanbul'un en dikkat çekici mekanlarından bir tanesi Galata Meydanı. Son birkaç yıldır özellikle müthiş bir eğlence noktası haline geldi ama şu anda güvenlik şeritleriyle çevrili. Neden? Niye polis birdenbire böyle bir önlem aldı? Semt sakinleri ne diyor? Bakacağız. Ve Ankara'yı hareketlendiren diğer gelişmeler. Has Parti Genel Başkanı Numan Kurtulmuş ve Demokrat Parti eski Genel Başkanı Süleyman Soylu'nun AK Parti'ye geçeceği iddiası gündeme bomba gibi düştü. CNN Türkiye konuşan Kurtulmuş, ben de gazetelerde gördüm, AK Parti'den gelen bir teklif yok dedi. Soylu ise şahsi siyasi geleceğimin gündem olması millete haksızlıktır açıklamasıyla yetindi. Ben de bugün sabah gazetelerden okudum. Numan Kurtulmuş AK Parti'ye geçecek, geleceğin genel başkanı ve başbakanı olacak. İşte yıllardır konuşulan o iddia şimdi yeniden gündemde. İddiayı gündeme getiren geçen pazartesi toplanan AK Parti Merkez Yürütme Kurulu. Toplantıda Başbakan Erdoğan, Has Parti Genel Başkanı Numan Kurtulmuş ve Demokrat Parti Eski Genel Başkanı Süleyman Soylu'nun AK Parti'ye katılma eğiliminde olduklarını söyledi. Üyelerin nabzını yokladı. Yapılan yorumlar üyelerin olumlu görüş bildirdiği şeklinde algılandı. Toplantıda bir karar alınmasa da AK Parti tüzüğündeki 3 dönem şartı ve partiye taze kan arayışı bu transfer ihtimali kuvvetlendirdi. CNN Türkiye konuşan Kurtulmuş ise kendisine teklifte bulunulmadığını söyledi. AK Parti'nin içerisinde konuşulmuş olan bir konu, bize intikal etmiş olan bir şey yok. Dolayısıyla hakkında konuşacak bir şey. Düşünür müsün? Çünkü yıllardır konuşulur. Olmayan bir şey hakkında konuşacak değilim. AK Parti'ye transfer konusunda yorum yapmayan Kurtulmuş da Erdoğan gibi Milli Görüş Hareketi'nden yetişen bir isim. Erdoğan, Gül ve Arınç'ın başını çektiği yenilikçi hareket yerine Necmettin Erbakan'ı tercih etmişti. Saadet Partisi'ne genel başkan olmuş ama bir süre sonra o da Erbakan'la bağlarını koparıp Has Parti'yi kurmuştu. 2007 yılında AK Parti'den gelen vekillik teklifini reddeden Kurtulmuş, bu yılın Şubat ayında başbakana geçmiş olsun ziyaretinde bulunmuştu. Eşli ziyaretin 1,5 saat sürmesi dikkat çekmişti. Ve Süleyman Soylu, Doğru Yol Partisi'nin baraj altında kaldığı 2002 seçimlerinde AK Parti'den gelen teklifleri reddeden Soylu, transfer iddiaları için şahsi siyasi geleceğimin gündem olması millete haksızlıktır demekle yetindi. AK Parti kulislerinde Kasım sonu ya da Aralık başında yapılması planlanan büyük kongre öncesi Kurtulmuş ve Soylu'ya teklif gideceği konuşuluyor.